arkadaşlar, bugün geleceğin nasıl olabileceğine dair anlamlı videolar izleyeceğiz. Yani bugün faydalı bir tepki videosu izleyeceğiz. Genelde evet, tepki videolarımız çok faydalı olmuyor ama olsun, yine de güzel, hoş şeyler izliyoruz. Bugün sıra sıra güzel, anlamlı videolar izleyeceğiz. Şimdi bu izleyeceğimiz ilk videoyu bana okulda bir hocamız açmıştı. Okulda açmışlardı. Bir İngilizce hocamızdı herhalde. Ben de orada görmüştüm. Muhtemelen çoğunuz izlemiştir ama izlemeyenler varsa izletmek istiyorum. Güzel, anlamlı bir video çünkü. Hazır mısınız geleceğinizin nasıl olabileceğini bir önden görün. Kurtarmak sizin elinizde. Ne kadar anlamlı konuştum. Bir gaza geldiniz değil mi yani? Hadi başlayalım. Animasyonumuzun adı Adam. Steve Katz yapmış. Kısaca Adam. 500 bin yıl önce adam geldi dünyaya. Adı Welcome. Tabi erkek veya kadın diye şey yapmamak lazım. Adam diyor. Yerde bir böcek gördü. Doğada. Ve ezdi böceği. Niye ezdi böceği? Biz sinirlendi bak. Adam. Yılanlar var doğada. Yılanları kendine bot yaptı. Ah adam ah. Sonra gidiyor tavuk görüyor. Tavuğu makineye bağlıyor. Zehirliyor ve tavuktan bir... Tavuğu unla mı ne, bir şey maddeyle kaplıyor. Ve tavuğu basketbol topu yapıyor. Ve yılan derisi botlarıyla o basketbol topunu potaya sokuyor. Pis potasına. Tavuk da hala canlı. Tabi animasyon olduğu için öyle gözüküyor. Sonra o tavuğun yağlarını eritip KFC yapıyorlar, yağıyla kızartıp. Bir koyun görüyor. Koyunun bacaklarını kesiyor ve yiyor. Sonra bir kuzu görüyor. Kuzuyu şey yapıyor. Kuşları öldürüyor. Biraz hızlı bir animasyon. Foku öldürüp kendine bir palto yapıyor. Filler geliyor. Filleri piyanoya dönüştürüyor. Filler piyano oluyor. Sonra bununla müziğe başlıyor. Yani kısaca adamın, yani insanların dünyaya ne yaptığını anlatıyor. Denizleri kirletiyor. Denizleri balık tutmak için kirletiyor, denizleri zehirliyor ve bütün balıkların soyunu tüketiyor. Balinalar var. Yerdeki kunduzları vuruyor. Ayı var. Ayıyı vuruyor. Ayıyı çocuğundan ayırıyor. Ayının başını kesip kendi evine fotoğraf çektirmek için koyuyor ve küçük ayıyı dans ettiriyor. Kaplan öldürüp o evine şey yapıyor. Ağaçların hepsini kesiyor, kağıt yapıyor. Kağıt yapıyor, ağaçları yapıp kağıt yapıyor. Sonra binalar yapıyor, fabrikalar yapıyor. Sonra bunları geliştiriyor, daha çok yapıyor. Binalar doğayı kirletiyor, karbondioksit salgılıyor. Her yer trafik oluyor, her yer bina alıyor. Doğal olan hiçbir şey kalmayana kadar şu an geleceğe doğru gidiyor. Domuzları kesiyor, hayvanları makineye bağlıyor artık. Makineyle hayvanları... Abi tavuklar, mamuklar, bütün hayvanlar... Yani buraları çok anlatmak istemiyorum, görüyorsunuz zaten. Deney yapıyor böyle, hayvanları değişik değişik formlara sokuyor. Genetiğini bozuyor. Doğayı kirletiyor, radyoaktif atık yapıyor. Sonra dünyayı kocaman bir çöplüğe çeviriyor. Dünyayı finalde, yani ilk baştan sona dünyayı kocaman bir çöplüğe çeviriyor. Man, adam yani. Evet. Evet, son yoruldu, sıkıldı. Gidiyor. Yürüyor. Kral tacı var. Şey var, tahtı var. Tahtına oturuyor. Taş takıyor bir de. Ha, prosunu yakıyor. Uzaylılar geliyor. Merhabalar. Ne olmuş bu dünyaya acaba? Kim yaptı bunu? Sen mi yaptın? Gerizekalı. Gel buraya. Gel. Baba adamı tekmeliyorlar. Adamı düzlediler uzaylılar. Hoş geldiniz. Oo, manalı manalı. Manalı bir animasyon. Sonunda dünyaya hoş geldiniz gibi bir şey. Evet, Steve Katz böyle... Dünyanın şey yönlerini gösteren bir animasyon yapımcısı. Bu animasyon evet biraz abartılı ama çoğu gerçekçi yönleri var. Dünyanın nasıl olduğuna dair, hani nasıl işlediğine dair biraz sert mesajlarla böyle güzel bir animasyon yapılmış. Bunu değiştirmek sizin elinizde. Dünyayı kocaman bir çöplüğe dönüştürmek sizin elinizde. Dünya sadece insanların değil. İnsanlar bunu anlamıyor. Ben her videomda söylüyorum. Hayvanlarla olan bir videomda da söylemiştim. Dünyada yaşayan tek canlı insan değil. Dünyada başka canlılar da var ve o canlılarla birlikte ortak yaşamanın bir yolunu bulmamız lazım. Diğer canlılardan zeka olarak belki bir üstünlüğümüz olabilir. Ama onların özgürlüğünü, onların yaşamını
yaşamını kısıtlayacak şekilde yaşıyoruz. Yani çoğu insan öyle yaşıyor belki dünyadaki, ama buna ne kadar fazla duyar kazandırırsak önemli olan bu. Başka canlıların hakkını yemeden onlarla birlikte uyumlu bir şekilde yaşamak en güzel şey. Yani benzin yerine daha böyle elektrikli taşıtlar falan çıkmaya başladı. Doğayı kirletmeyen rüzgar panelleri çıktı enerji üretmek için ve benzeri ve benzeri bir sürü daha doğaya yakın enerji kaynakları üretilmeye başlanıyor ve bunlar güzel bir şey ve bunlar böyle projeler tarafında insanların bilinçlendirilmesiyle kazanılan şeyler. Dünyaya zarar vermemeliyiz çünkü dünyanın içinde biz de yaşıyoruz. Her umursamaz olduğunuz an bu çöplüğe bir adım daha yaklaşıyorsunuz. Siz sokakta yürürken elinizde bir meyve suyu kutusu veya çöpü, onu alıp yere atmanız veya geri dönüşüm kutusuna atmanız hiçbir şey değiştirmeyeceğini düşünüyorsunuz ama aslında çok şey değiştiriyor. Belki küçük bir adım olacak sizin için, en azından sizin yaptığınız meyve suyu kutusunu geri dönüşüme atmak. Ama bunu herkes yaptığı zaman işte dünya o zaman güzelleşiyor. Anladınız mı? Yani anlatmaya çalıştığımız, zaten sürekli okulda öğretmenleriniz olsun, herkes söylüyor ama sadece anlatılanı dinlemek yerine bazen de uygulamanız lazım. Benim buradan mesajım da böyle gelsin. Diğer animasyona geçelim. Diğer animasyon biraz daha garip, karanlık bir tonu var. Yani bayağı karanlık bir tonu var. Biraz anlayamadım. Biraz bakmıştım ama birlikte bir daha bakalım. Evet, animasyonumuzun adı Children. Çocuk anlamına geliyor. Bir karakterimiz var. Bir köpek var şimdi. Bir köpek koşuyor yolun karşısına doğru. Karakterimizin ağzı kapalı fermuarla. Tren geçiyor. Tren köpeğe çarptı. Evet, karanlık karanlık bir animasyon bu. Biraz üzücü olabilir. O yüzden hazır olun. Direkt böyle vurucu girdi. Her yer fabrika olmuş. Her yer fabrika. Dünyada hiçbir ağaç kalmamış. Yani geleceğe biraz mesajlar gönderen bir animasyon bu da. Children, çocuk. Bakalım neler göreceğiz. Gene sonunda bir konuşma yaparız. Okul var. Okulda Japon veya Çin animasyonu, Asya tarafından olması lazım. Tokyo diyor. Tokyo herhalde. Evet. Bir sürü öğrenci var. Kafalarında hepsinin numaralar var. Çocuklar artık böyle eğitim sistemini böyle şey yapmışlar. Kitlemişler. Öğretmenlerin yüzünde maske var. Bak herkes aynı. Bütün skorlar eşit. Bütün oyunlar hep beraber, hep eşit kazanılıyor. Bütün çocuklara aynı eğitim veriyorlar, aynı şeyi veriyorlar. Öyle gördüm. Bak, bütün çocukların notu 100. Hepsinin 100 alıyor. Hepsinin beynine aynı şeyi dayıyorlar şu anda. Bunu öğreneceksin, bunu öğreneceksin, bunu öğreneceksin, bunu öğreneceksin, bunu öğreneceksin diyorlar. Bak, abi köpek daha. Koşuyor. Tren çarptı köpeğe. Bu ilk baştaki karakter herhalde. 44-83. Hepsi aynı resmi çiziyor bak. Resim dersindeler hepsi fabrika resmi çiziyor. Abi kötü bir şey bu. Üzücü cidden ama... Tabi gerçek dünya şu anda böyle değil ama olabilir. Bak topu kaleye... Gol atmasına izin veriyor. Kaleci tutmuyor bile. Helal olsun. Sayılar eşit gitsin. 10-10. Herkes 100 alıyor. Öğretmenlerin yüzünde de bir maske var. Her zaman güleceksin. Çocukların da ağzı fermuarla tıkalı. Konuşamazsın diyor. Çocuğun psikolojisi bozulmaya başladı bak. Baba titriyor. Sınav kağıdını verecek herhalde. Yok, sınav kağıdını aldı daha demin. Bu biraz önce alan çocuk. 100 almış gene. Titriyor. Hep A, hep A. Bütün notları A. Ne oldu çocuğum? Hep 100 alıyorsun işte. Sıkıntı nerede? Titriyor çocuk. Baba baba. Çocuğun artık psikolojisi bozulmuş. Hep aynı şey, hep aynı şey. Bütün herkesten aynı. Ah, çıldırdı. Ağzındaki fermuarı kırdı. Bütün çocuklar kırdı. Bütün çocuklar isyan etti. Bağırıyorlar. Tabii isyan edecek bu durum. Çünkü hayatın bir anlamı yok ki. Her şey bir düzene göre, şeye göre gittikten sonra. Tabii programlı olmak güzel bir şey ama böylesi değil yani. Hayatınıza başkasının karar vermesi değil. Bak köpek. Gene köpeğe tren çarpacak. Kurtar o köpeği. Köpeği kurtar. Gene tren geliyor bak. Kurtar köpeği. Tren gelmeden kurtar onu. Ah. Ne oldu? Çocuğa ve köpeğe tren çarptı. Aha köpek iyi. Köpek kaçtı gitti. Çocuğa tren çarptı, köpek kaçtı gitti. Ha gülüyor. Gülüyor bak.
Kafayı yedi. Evet, biraz psikoloji bozan bir animasyon. Bayağı hatta psikoloji bozan bir animasyon. Yani şöyle anlatayım, zaten anlattım bayağı bir animasyonun içindeyken. Sessiz olduğu için animasyon, size vermek istediğim mesajları daha çok anlattım. Yani böyle olmaması gerekiyor. Hani okulda dersler veriliyor size, tabii bu ders ve sizin mesleğinize yönelik, sizi geliştirmeye yönelik okullarımız var. Eğitim veriyorlar falan filan. Tabii bizim okullarımız özgür, dünyadaki genel çoğu okulda böyle değil zaten, ama herhalde Asya bölgesinde böyle bir eğitim sistemi var, ama ondan da pek emin değilim. Yani burada vermek istediğim mesajı şöyle özetleyebilirim. Programlı olmak iyi bir şey, ama birisinin sizin yerinize karar vermesi değil, sizin özgür olmanız lazım. Siz ne mesleği yapmak istiyorsanız onu yapmanız lazım. Ben her zaman diyorum ya, hayallerinizin peşinde koşun. İşte bu animasyon hayallerinin peşinde koşamayan, her şeyi herkesin aynı yapacağı ve her şeyin belli bir sisteme göre gittiği, hiç kimsenin konuşmaya hakkı olmadığı bir dünyayı anlatıyor ve böyle olmaması lazım. Kısaca önerim şudur ki hayallerinizin peşinden koşun. Ne istiyorsanız hayatta onu yapmak için çaba gösterin, emek harcayın, boş bir insan olmayın, kimsenin hakkını yemeyin, dünyaya zarar vermeyin, hayatta ne olmak istiyorsanız onu olabilirsiniz. Evet, bir animasyonumuz daha var. Siyah beyaz bir animasyon. Hadi bakalım. İzlememiştim bunu. Biraz hızlı bir animasyon. Takip etmesi biraz zor olabilir. Bir sürü çizimler mizimler var. Hadi bakalım izleyelim ve yorumlayalım. Mobi diye bir kanal yapmış. Mobi. Animasyon adı Dünyada Sen de Benim Gibi Kayıp mı Oldun? Hadi bakalım. Dünyada kayıp mı oldun? Evet, teması güzel bir şey. Bir sürü insan var. Ortada bir tane karakterimiz vardı ve kayboluyor. Her yerde... İnsanlar var bir sürü ve bir yerlere doğru gidiyorlar sürekli. Evet, İstanbul'da falan yaşıyorsanız bunu görmüşsünüzdür zaten sürekli. Herkes bir iş üstünde ve herkes, kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimsenin umurunda değil. Çocuk gene gözünde gördü evreni. May güzelmiş. Evet, insanlar var, kahve içiyorlar ve hepsi sürekli aynı yere düşüyor. Yürüyorlar yürüyorlar ve aşağı düşüyorlar. Herkes telefona yapışmış. Telefondan bir şeylere bakıyorlar sürekli. Çocuk da koşturuyor herkesin içinde. Biri birilerini dövüyor, onlar da onun videosunu çekiyor. Ha, kızlar böyle şey fotoğraf çekiliyor, binalar yanıyor falan. Allah, çok çılgın ya, herkes telefonuna bakıyor. Ha, çocuğun üstüne geliyorlar, bak. Tipsiz manyak bir adam var, çocuğa saldırıyor. O da kadına saldırıyor. Habire böyle, normalde böyle yüzünde hiçbir ifade yok ama bir sürü emojiler atıyorlar birbirlerine. Yani samimiyeti bozuyormuş gibi. Bak, orada bir kadın var. Hayvan var, kadına şey sataş, çocuk da onu kurtarıyormuş gibi hayal etti ama olmadı tabii gerçekte. Kadını kaçırdı adam. Aa bak, telefondaki filtrelerle güzel gözüküyor ama gerçekte yok yani. Kendi telefondaki sanal dünyaya göre yaşıyor. Telefon esiriyiz falan filan diyor böyle. Bir sürü her şeyin fotoğrafını çekiyorlar. Pokemon Go'ya gönderme var bak. Televizyon programları. Aa bak, böyle insanlar sevgilisi olacak kişiyi böyle çevirerek seçiyorlar artık, anladın mı? Tinder'a falan gönderme yapıyor herhalde. Yemek yiyeceği insanı böyle seçiyor, anladın mı? Tipine göre. Herkesin böyle insanların ilgisini çekmeye çalışıyor ama çocuk başaramıyor. Herkes televizyona bağımlı. Böyle birinin videosunu çekiyorlar habire. Ya YouTube'u Teletube diye böyle video izliyorlar. Enes Batur izliyorlar. Böyle kıza, böyle bir tane kız var, onun videosu çıkmış ve herkes ona gülüyor. Saçma bir şeyler yapmış herhalde. Ay bak. Kim Kardashian'ı gösterdiler orada. Yani çok hızlı ilerliyor, yorumlayamıyorum ya. Bayağı hızlı böyle. Bak, adam intihar ediyor, kızın biri psikolojisi bozulmuş. İntihar ediyor ve herkes onu telefona çekme derdinde. Kimsenin umurunda değil. Onun ne hissettiği. Sadece onu videoya çekeyim, sosyal medyada paylaşayım. Yani. Çocuk da kıza üzülüyor tabii. Farklı ya diğerlerinden. Telefon kullanmıyor. Tabii bunun telefon kullanmakla, kullanmamakla ne kadar alakası var? Biraz abartılı tabii. Herkes uçuruma doğru gidiyor bak, telefon kullana kullana.
Evet, biraz bu animasyonlar çok hard yani. Tabii ya, %100 gerçek değil ama böyle sert bir şekilde yüzünüze vuruyor, anladınız mı? Böyle lak lak vuruyor. Tabii ülkemizde herkes deli gibi telefonuyla oynayıp intihar eden birini görünce videoya çekmiyorlar. Bizim toplumumuz çok daha tutarlı ama dünyanın bu yönde gittiğini böyle aşırı bir animasyon şeklinde gösteriyorlar. Tabii bu animasyondan çıkarmamız gereken derse, yani telefon dünyanız olmasın, sosyal medya dünyanız olmasın. Bunun benim söylüyor olmam ayrı bir şey. Yani ben sosyal medya fenomeniyim diğer arkadaşlarım gibi ama ben bunu size söylüyorum. Bütün dünyanın sosyal medya olmasın. Yani sosyal medyadan çıkmanız gereken zamanlar var. Tabii bunun kötü yanları da var, iyi yanları da var. Sosyal medya size her şeye anında etkileşim sağlıyor. Dünyada bir gelişme oluyor ve direkt öğreniyorsunuz. Ve güzel bir şey bu ama hayatınızı buna bağlı yaşamayın. Yani arkadaşlarınızla sadece bunun üstünden konuşmayın. Gerçek hayatta da görüşün, onlarla zaman geçirin. Sahte emojiler atmak yerine kendiniz gidin, karşılıklı gülün arkadaşlarınızla, sohbet edin. Sosyal medyanın yararlı yanları var, kötü yanları var. Denge, her şeyin dengelisi iyi. Yemeğinize fazla tuz atarsanız ne olur? İğrenç olur. Anladınız mı? Hiç tuz atmazsanız da bazıları tuzsuz sever ama bazıları da hiç tuzsuz beğenmez. Anladınız mı demek istediğimizi? Sosyal medyayı bazı insanlar hiç kullanmadan da yaşayabilir. Bazı insanlar da tuzsuz yapamaz. Anladınız mı? Ama her şeyin ölçülü. Ben niye anladınız mı diyorum salak gibi sürekli. Garip bir adama benzedim. Her şeyin ölçülüsü en iyi. Sevgiler. Barış. Geleceği anlatan son bir animasyonumuz daha var. Biraz bu da sert bir animasyon gibi duruyor. Renkli, biraz daha hoş. Başlayalım. Bir kazı makinesi yerden elmas alıyor. Elmas aldı. Ne bilmiyorum, bir maden aldı ve çalışıyorlar. O ağaçları maaşları yıkıyorlar. Doğaya zarar veriyorlar. Hayvanların yerleşim yerlerini işgal ediyorlar. Oradaki değerli madenlere uğraşmak için benzin dokuyorlar. Kirletiyorlar. Radyoaktif atık yapıyorlar. Her yeri mahvediyorlar. Biraz sert dedi bu animasyon, evet. Ama gerçeği bu yani. Dünyada böyle şeyler var. Sonra oradan alınan madeni gemiye bindirip yolluyorlar. Farklı ülkelerden, egzotik yerlerden aldığından oraya kirleterek elde ettikleri madeni alıyorlar ve götürüyorlar. Aldı götürdü. Koyuyor. Verdi yükleme aracına. Her çöplük burası. Çöplük mü? Evet, madeni şeye koydu. Fabrikanın içine koydu. Fabrikada ilerliyor maddeler. Yağında böyle demir sıcak metalle basılıyor, üretiliyor. Ne basıyorlar? Bir şey basıyorlar. Ne olduğunu anlamadım. Telefon mu? Ha, batarya. Bataryanın ana maddesini almışlar, evet. 6 ay sonra satışta. Bununla telefon üretiyorlar. Telefon. Evet, telefon üretiyorlar. Fabrikada insanları böyle şey haline sokmuşlar böyle. Kitlemişler böyle. Robot haline sokmuşlar ve telefon üretiyorlar deli gibi. Hepsi aynı hareket. Sonra bunu 50 bin pazarlama yoluyla Y-Phone diye satıyorlar. iPhone'a gönderme herhalde. Y-Phone. Reklam taktikleriyle. Bir karakterimiz geldi böyle uzun saçlı, dikmiş kafayı. Benim gibi. Aldı telefonunu, Y-Phone. Oo, bunu şey sanıyor böyle, dünyanın en iyi şeyi. Y-Phone 6, Y-Phone 8, Y-Phone 9, Y-Phone 10. Oo, telefon hep bir üst sürümü çıkıyor. Yani aldığı telefon bir süre sonra değerleşiyor. Daha yeni alıyorsun ama 5 ay sonra yenisi çıkıyor ve seninki değersizleşiyor. Paranın şeyi işte. Y-Phone 16 çıktı. Şimdi al diyor bak. Daha demin 5 almıştı, hemen yenisi çıktı. Ne oldu, hemen yenisini aldı. Aa, yenisini aldı, yenisi çıktı gene tekrar. Yenisini aldı, gene yenisi çıktı. Böyle yani, siz ne kadar yenisini alırsanız yenisini çıkaracaklar. Bak. Tabii hep yenisini alıyor. Her yer telefon oldu. Baba. İyice bu sefer bayağı abartıyor şu anda ama tabii. Sonra evi yıkıldı aldığı telefonlarla. Biraz çılgın. Herkes habire telefon alıyor. Bu telefona gönderme amaçlı yapılmış bir animasyon. Ha yok, laptop alıyor mesela. Televizyon alıyor. Şimdi daha büyüğünün, daha büyüğünün, daha büyüğü diyor. Telefon, 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 laptop, yeni bilgisayarlar, teknoloji. Adam kayboldu, uçtu gitti. Evet, bunun sonunda güzel bir mesaj vereceğim. Evet, telefonlar canavarları çıktı. Biraz hayal gücü uçtu gitti şu anda. Alıp fırlatıyorlar adamı yerden yere. Telefonlar dünyayı ele geçirdi, dans ediyorlar. Adamın kafa uçtu. Laptoplar, telefonlar, teknoloji. Yani biraz animasyon çok çok sert olmuş. Evet. Aa, boğazım ağrıdı. Çöplük oldu sonunda her yer.
Geçen ilk animasyondaki gibi her yer çöplük oldu. Ne oldu, kirlendi. Telefon çalıyor. iPhone sesi. Kim arıyor acaba? Ha, eski telefonlardan bir tane. Hah, uyandı. iPhone 2.2876 çıktı. Maşallah. Ne oldu? Üzüntü bastı bir arkadaşımızı. Koydu kafayı eline. Ha, kuşlar. Kuşlar cik 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 ötüyor. Dünya var diyor. Ben niye bunlarla uğraşıyorum diyor. Ah ah. Ailesine bakıyor, resimlere bakıyor. Kalk bir dünyaya gez. Kalk bir etrafa bak. Doğal hava al. Bak, bak dışarıda eğlenen insanlar, benim ayağım kaşındı niyeyse. Bak ne güzel, mutluluğa doğru yürüyor. Oh. Aa bak, makineler geldi. Şimdi o yürüdükleri doğayı mahvediyor. Adam sinirlendi. Bu adam herhalde bunu çizen kişi. Animasyonlarımız böyleydi. Bu son animasyonumuzdan da anlatmak istediğim şey kısaca şunlar. Siz ne kadar telefon alırsanız alın yenisini çıkaracaklar. Neden? Çünkü adamlar para kazanıyor, adamlar bu işten. Sürekli yenisi bir üstü. iPhone 7 olacak, 8 olacak. Bundan 10 yıl sonra 10, 20, 30, 40 belki X'ten sonra tekrar 1'e dönerler. iPhone X1, iPhone X2 falan diye. Yani bunun bir sonu yok arkadaşlar. Kısaca bu noktada sizin ne yapmanız gerekiyor? Şunu söyleyeyim. Teknolojinin ilerlemesi tabii ki güzel bir şey. Dünyayı biraz daha iyi bir yerlere getiriyor ama sizin ihtiyacınız yoksa sırf havalı veya cool dünyadan geri kalmamak için bunları almayın, anladınız mı? Sadece ihtiyacınız varsa alın. İhtiyacınız olan bir şey alın. Belki telefonunuz bozulmuştur, kırılmıştır. Siz de bir kendinize güzel bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Eğlenmek istiyorsunuzdur ve paranızı buna yatırıp mutlu olabilirsiniz. Ama ihtiyacınız yokken bunlara harcama yapmayın. Kısaca bunu söylemek istiyorum. Tabii ki teknoloji, güzel kameraların çıkması, güzel şeylerin çıkması güzel bir şey. Teknoloji gelişiyor. Ama ihtiyacınız olmadan almayın. Kısaca 3 kere aynı şeyi söyledim. Evet. Umarım videoları beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız mesajlı güzel. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan videoya tıklayarak diğer videolarıma gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Çok konuştum çünkü bütün animasyonlar sessizdi. Ve sessiz olduğu için de ben anlatıyorum habire. Habire anlatıyorum. Ne anlatıyorum? İlginç güzel şeyler. Havalı şeyler böyle. Ne güzel. Umarım bir şeyler katmışsınızdır kendinize. Bana okuldaki hocam bu videoyu göstermişti. Ben de şimdi bu videoyu milyonlara izleteceğim. Bakalım, umarım siz de kendinize bir şeyler katarsınız. Sevgiler, saygılar.